yargının siyasal iktidar tarafından şekillendirildiğini ve kendisine tabi tuttuğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ilk günden beri hukuki yorumlar karşısında söylediğimiz gerekli şu oldu. Bizim davamız siyasi bir dava. Dolayısıyla bizim davamızla ilgili kararı hukuki merciler değil, siyasi irade verecek. Yani dolayısıyla dün yaşadıklarımızla, bugün yaşadıklarımızla, yarın yaşayacaklarımızla biraz da siyasi iradenin yönlendirmesiyle şekilleniyor. Dolayısıyla buradan birinci dereceden özür beklediğim siyasi irade. Bundan ne kastettiğini herkes biliyor. Ve ben bunun çok doğal bir talep olduğunu düşünüyorum. Bu özür bugün yerine getirilmese bile daha sonraki tarihlerde bugün özür dilemeyenlerin çocuklarımızdan özür dileyeceğini biliyorum. O zaman şunu düşünüyorum, hissediyorum. Bizim çocuklarımız, onların çocukları şunu diyecek muhtemelen. Sizin bir suçunuz yok. Hadi gelin oturalım bir kahve içelim. Bu olacak, ben bunu hissediyorum. Bugün olmazsa yarın olacak. Bu çok belirgin, çok görünen bir şeye dönüştü. Bu haksızlık, bu hukuksuzluk kabul edilir bir şey değil. Buna itirazı tutulduğu sürece. Bu gazetenin yönetimini ele geçirmek için oluşturulmuş bir koalisyon vardı. Fakat bu gazete çok kadim bir gazete, gelenekleri olan bir gazete olduğu için ekonomik sıkıştırmalarla, siyasi tehditlerle, hapislerle, tutukluluklarla ele geçiremeyeceklerini bildikleri için içeriden anahtar işlevi görecek birileri gerekiyordu. Yönetimde etkin olan birkaç kişi, çünkü oradaki tüm arkadaşlarımızı ikame edecek bir pozisyona kadar ilerlemedik. Birkaç kişi bu anahtar işlevini gördüler, işbirliği yaptılar. Bu bize başımıza gelen hukuksuzlukta onların da, o birkaç kişinin de çok ağır bir sorumluluğu vardır. Bunların ben yakın gelecekte tekrar gündeme geleceğine inanıyorum. Çünkü bize hiç bu davada yargılananlara hiçbir şekilde bugüne kadar mahkemelerde de, savcılık aşamasında da başka bir suçlama yöneltilmedi. Tek suçlama siz yaptığınız haberlerle, yayınladığınız yayınlarla, yazılarla bilumum terör örgütlerini işine yaradınız. Onların açıklamalarına yer verdiniz denildi. Ama hiçbiri gerçek dışı bir ithamda bulunulmadı. Yaptığınız haberlere ilişkin gerçek dışı denilmedi. Bu değirmene su taşıyan dediğimiz gibi mevcut yönetimden arkadaşlarımız da oldu. Onlar da şimdi basın özgürlüğünü savunuyorlar. Ne kadar inandırıcı olduğunu herkes görüyor olayı. Söyleyeceğim bu kadar.